21. lema. Vela tenazeu fetefşelu ve tezheberihukum ve kumu lillahi kaniti. Kad aflaha men zekkaha ve kad khaba men dassaha. Vela teşteru bi ayati semenen kalilen. Ayetlerini tefsir eder. Her ameli hayırda, hususan uhrevi hizmetlerde ihlasın en mühim bir esas olduğunu bildiren çok kıymetli bir risaledir. Hangisi? 21. lemma. Bu risale evvela bu müthiş zamandaki Kur'an hadimleriyle konuşarak der ki, dehşetli düşmanlar karşısında şiddetli tazyikat altında müthiş dalaletler ve savletli bidalar içinde sizler gayet az ve gayet zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğunuz halde gayet ağır ve gayet büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye sırf bir ihsan-ı ilahi olarak Cenab-ı Hak tarafından omuzlarınıza konulmuştur. Öyle ise herkesten ziyade ihlası kazanmaya ve onun sırlarını kendinizde yerleştirmeye mecbur ve mükellef olduğunuzu bilmelisiniz. Ve ihlası zayi eden esbaptan şiddetle kaçmalısınız der ve ihlası kazanmak için dört düsturu beyan eder. Birinci düstur, doğrudan doğruya rıza-i ilahi maksat yapmalısınız der. İkinci düstur, rekabetsiz, tahakkumsuz, dıptasız, ataletsiz, hakiki bir tesanüt ile faaliyetlerini umumi maksada tevcih ederek çalışan bir fabrikanın çarkları gibi olmalısınız der. Ve saadet-i ebediyeyi netice veren ve ümmeti Muhammediyeyi aleyhissalatu vesselam dünya ve ahirette sahil selamete çıkaran bir Sefine-i Rabbaniye'de hizmet ettirildiğiniz için ihlasa, ittifaka, tesanüde samimiyetle sarılmalısınız diye emir eder. Üçüncü düstur, hem birkaç misal ile ihlasın bir sırrı mühimmini izah eder. Hem İmam-ı Ali radıyallahu anh ve Şah-ı Geylani radıyallahu anh gibi kutsi harika kahramanların nur talebelerinin başlarında üstad ve arkalarında yardımcı olarak her vakit hazır olduklarının vehcini beyan eder. Dördüncü düstur, kardeşler arasında tefani sırrını, yani kardeş, kardeşte fani olmak esasını ikame eder. Ve ihlası kuvvetlendiren bir vasıtanın rabıta-i mevt olduğunu ve zedeleyen sebeplerin riya ve tuğli emel gibi merdud hasletler olduğunu bildirir. İhlası kazanmanın ikinci sebebi daima huzur-u ilahide olduğunu düşünmektir. Bu suretle hem riyadan kurtulmak çaresini hem kazanılan ihlasta çok meratip olduğunu beyan eder. Daha sonra ihlası kıran sebeplerden üç maniden birincisinin maddi menfaatler olduğunu ve amali uhreviyedeki teşrik-i mesaide muazzam menfaat olduğunu, hem bu uhrevi kazanç dünyevi şeriklerin kazançları gibi olmayıp tecezzi
ve inkısam etmeden, yani parçalanmadan, bölünmeden, yüzdelik pay orantı eksilmeden, düşmeden, noksan olmadan, noksansız olarak fazl-ı ilahi ile terakum eden sevap yekunlerinin bir misli, yani aynısı diyelim, iştirak eden fertlerin her birinin defteri amaline aynen gireceğini beyan ederek, rekabet ve ihlassızlık ile bu ticaretin kaçırılmamasını tavsiye eder. Mani'nin ikincisi, ihlası kıran ve en mühim bir maraz ruhi olup şirki hafiye yol açan nedir? Teveccühü âmme dediğimiz bir Allah'ın belası hastalık var. Teveccühü âmme, yani umumun, insanların, herkesin teveccühünü istemek. Esas maksat yapmak değil mi? Nedir? Şirki hafi, gizli şirk ve ruhi bir hastalıktır yani. Yani insanlar ne diyor? Onlar ne düşünür acaba? Bunun tedirginliğini, bunun stresini, sinirini yaşıyor adam. Çok tehlikeli yani. Halbuki insanlar ne dediği bizim umurumuzda olmamalı. Salla gitsin. Hiç kafanı takma yani. Birinci düsturumuz neydi? Amelimizde rıza ilahi olmalı. Bak, yıllar yıllar var ki derslerimi okuyorum, sohbetlerimi yapıyorum. İnsanların ne dedikleri zerre miskal umurumda değil. Bir hiçtir yani. İnsanların fikirlerine saygı duyarım. Lakin zerre kıymet değer vermem. Hiçtir yani. Yok hükmündedir. Allah'ın rızasıdır esas maksat. Şirki hafiye yol açan, teveccüh ve ammeden şiddetli kaçmayı ve bu gibi marazlara ehemmiyet verilmemesini ehemmiyetle emreder. Üçüncü manide de korku ve tamah yüzünden başlarına ne geliyorsa geliyor. Birincisi maddi menfaat.